Merhaba arkadaşlarım, şimdi hangi konudayız? Eşkenar üçgende. Vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Öncelikle eşkenar üçgen nedir? İsminden de belli. Üç kenarı eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Ve bu üç açısı da eşit olur. 180'i 3'e böl, 60, 60, 60 diye böler. Biz ikizkenar üçgen gördük. Ne demiş ikizkenar üçgende hatırlarsan? Eşit kenarlara inen dikler birbirine neydi? Eşitti. Peki bu üçüncü yükseklik eşit miydi? Üçüncü gelen yükseklik eşit olmak zorunda değildi. O da eşit olursa ne olur demiştik? Eşkenar üçgen olur demiştik. Yani eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri birbirine eşit. Aynı zamanda o yükseklik açıortayda olur. Üç açıortayda eşit. Aynı zamanda onlar ne olur? Kenarortayda olur. Kenarortay. O zaman ne oluyor? O üç kenarortayda birbirine eşit oluyor. Yükseklik H ile. Açıortay N ile gösterilir. Kenarortayda V ile gösterirsek o zaman A'ya inen H'a, HB, HC 3 yükseklik eşit. Aynı zamanda NA, NB, NC ve VA, VB, B'ye inen kenarortay ve C'ye inen kenarortay VC hepsi birbirine neymiş? Eşitmiş ve tek bir özel noktası varmış. Orada tüm hepsi kesişiyormuş. Gel soru üzerinde pekiştirelim. Öncelikle eşkenar üçgeni duyar duymaz yapacağın şey hemen hızlı bir şekilde tüm açılara 60, 60, 60'ı yazmak. Eşkenar üçgen tüm açıları eşit. Peki bura 90, 90 artı 60, 150. Üçüncü açıya kaç gelir 180'e tamlarsam? 30 gelir. 60'ın gördüğü 2 köküçte tam istediğim gibi köküçlü geldi. 30'un gördüğü 2 harika. 90'ın gördüğü 30'un gördüğü 2 katı ne oldu? 4 geldi. Bu bir eşkenar üçgendi. Tüm kenarları eşitti. Peki o zaman burası 7 ise eğer burada o zaman 7, 7 yazabilirim. Peki bunun tamamı 7 ise burada 4 ise şuraya kaç gelir? 3 gelir. Bize AE'yi sormuş cevap C seçeneği oldu. Çok zevkli görüyor musun? Devam. Şimdi buraya baktığımda yine bir eşkenar üçgen. Hemen görür görmez hemen ne yapıyorum? Her açısına 60 bak. Denet, denet. Oturmaya mı geldik? Hadi. Şimdi 60 60 60 eşkenar üçgen. 90 60'sa buraya ne geldi? 30. Ama ilerleyemiyorum. İlerleyemiyorsam harf vermeliyim. Nasıl hocam? Şöyle. 30'un gördüğüne K dersem 90'ın gördüğü 30'un gördüğünün 2 katıydı. Hoppa 2K. Peki bir kenarı ne oldu bu eşkenar üçgenin? K artı 7. Aynı zamanda 2K artı 4'te oldu. Yani 2K artı 4'üm K artı 7'de ne oldu? Eşit oldu. Bu K'yı buraya eksi diye atarsam 2K eksi K. 4'ü de buraya atarsam 7 eksi 4. Yani K eşittir. Kaç geldi? 3. K'ya 3 koyarsam bir kenarım kaç oldu? 3 artı 7'den 10 geldi. Burada 10, burada 10. Bize eksi sormuşlar. Bir kenarı kaç oldu? 10. Cevap D seçeneği olmuş oldu. Devam. Şimdi aşağıdaki krokide bak ne oldu? Yeni nesil bir soru. Ne yaptı? Bu bilgilerimizi kullanarak hikayeleştirdi. Ne olmuş? B kentinden kalkan uçağın A, D, C kentine uğradıktan sonra tekrar B kentine dönerken izlediği hava yolu rotası gösterilmiştir. AB ile AD dik. ABC açısı, ABC açısı 60. Sonra DCB açısı 60. AB 700. Hemen yazalım. 700 kilometre. DC 600 kilometre. Süper. Peki yukarıdaki verilere göre BC rotasının uzunluğu kaç kilometredir? Dikkatlice bak. 60 60. 60 60 ise keşke uzatsam. Üçüncü açı ne olur? Fark ettin mi? Orada eşkenar gizli. Bak 60 60. Şurayı şöyle devam ettirsem, gökdelen gibi yukarı uzatsam, 60 60 ise burada ne olur? 60 olur. 180'e tamamladım. Ve bu bir ne üçgen? Eşkenar üçgen. Peki 90'ın 90. 90 60, 30 üçgeni. Süper gidiyoruz. İlerleyince harf veriyorduk. 30'un gördüğüne K dersem, 90'ın gördüğü 30'un gördüğünün 2 katıydı. Bu bir eşkenar üçgen değil mi? K artı 700 de 2K artı 600 eşittir. Yazalım. K artı 700 eşittir. 2K artı 600.
Bu K'yı buraya atarsam 2K'dan K çıkarsa buraya K gelir. 700'den 600'den buraya da kaç geldi? 100. K o zaman kaç geldi? 100. Peki bu eşkenarın bir kenarı kaç geldi? 800. Burada bir kenar, o da ne olacak? 800. Bize BC rotasının uzunluğunu sormuştu. Cevap o zaman ne oldu? 800. Bak ne kadar keyifli ve kolay. Güzelce anlayacağız. Devam. Şimdi ABC'de bir dörtgen. DAB 60-60. Bak deminki soruya ne kadar işte alışılmayla alakalı. Çok soru çözmeyle alakalı. Deminki soruyu çözünce bunu daha rahat yorumluyorsun. 60-60. Ben şimdi gidip buraları niye bölmeye çalışayım? Buraları neden çekmeye çalışayım? 60-60 ise üçüncüsü de 60. Ne yapacağım? Uzatacağım. O zaman go go. Yuhuu. Uzattım. Burayı da uzatıyorum. Mükemmel. 60-60 ise buraya ne geldi? 60 geldi. 180'e tamamladığım için. Peki 90'ın yanı 90. 90-60. Evet. 30. Niye? 180'e tamamladım. Sonra 60'ın gördüğü 4 köküç ise 30'un gördüğü 4, 90'ın gördüğü 30'un 2 katı. Yani kaç geldi burası? 8 geldi. Süper. Şimdi ilerleyemiyorum. Demek ki soruyu okumadım. Soruyu okuyorum. CB11'im. Bir saniye. Şurası 11'immiş. O zaman şurası kaç oldu? 14. O zaman burada kaç olacak? 14. 8 çıkarsa buraya 6 geldi. Bu da nedir? 14. Bana nereyi sormuş? AB. AB şurayı sormuş ve cevabımız kaç gelmiş oldu? C seçeneği gelmiş oldu. Süperdi. Devam. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Hemen 60. Hoppa. 60 doldurdum. Süper. Sonra 8 var, 4 var. Bize AE ile şuradaki oran soruyor. AE'nin EB'ye oranını soruyor. Ne yapabilirim? Şunu fark ettim. Bak şimdi ne yapacağım seninle. Şuraya bakar mısın? Bak onu şuna göstereyim. Şuraya bak. Şuraya bakar mısın? 90 var. 60 var. 90-60. Şuraya da 30 gelir. Ve bu üçgene baktığım zaman 90'ın gördüğü kaç? 12. 8 artı 4. 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü 6. Değil mi? Yarısı. Peki bir kenarı 8 değil mi bu eşkenarın? Evet. 8. 6 ise buraya kaç geldi? 2 geldi. Bana ne sormuştu? AE'nin EB'mize oranı. AE 2, EB uzunluğum 6. O zaman buradan bakarsak A bölü EB'den cevap 1 bölü 3 gelecektir. Hocam ben sizin gibi şurayı direkt göremedim. Hiç sorun değil. Göremezsen şuraya 120 gelir. Bak şimdi 120. 120, 30, 150 ise buraya ne geldi? 30 geldi. İkiz kenar üçgen geldi. 4'ü buraya getirelim. Sonra bir kenarı 8 ise bu da 8 değil mi? O zaman buraya 4 geldi. 4 burada olduğu için. 90-60 ise burası 30 geldi. 90'ın gördüğü 30'un gördüğü 2 geldi. Bir kenarı 8 ise 8'den 6 geldi. Bak yine yapılıyor. Yani bir sorunun tek bir çözümü yok ki. Sen yeter ki mücadele etmeye devam et. Kendine güven. Tamamdır. Devam. Şimdi burada ne diyor? AE'miz, FC'miz ve CD'miz üçü birbirine eşit. Hemen ben eşkenar dediği için 60'ı yazdım. 60'ın yanı 120 derece, 180'e tamladım. İkiz kenar üçgen. Tepesi 120 ise tabana kaç kalır 60'ı? 30-30 böleyim. Burada 30 geldi. 30 artı 60, 90. O zaman burası dik oldu. Ve şu üçgene bakarsam eğer 30'un gördüğü x ise 90'ın gördüğü kaç x oldu? 2x. Benim bir kenarım ne oldu bir kenarım? 2x burada, 1x de burada var, 3x oldu. Yani bir kenarım 3x oldu. Bir kenarım 3x oldu. 3x 12 ise x kaç geldi? 4. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Tüm açıları bulunca soru geldi. Şimdi buraya baktığımda 8 var, 2 kök 13 var, eşit bölmüş. Eşit bölünce benim aklıma direkt şu geliyor aslında. A'dan o zaman şöyle çekersem zaten eşit bölmüş. Hem eşkenar hem ikiye bölmüş. Tesadüf olamaz. İki özellik var. O zaman eşkenar ikiye bölüyorsa dikiner, açıortay olur diyebilirim. Ama ilerleyemiyorum soruda. Olabilir. Ne olacak? İlerleyemiyorsam sileceğim, tekrar düşüneceğim. Bu kadar. Bu kadar. Yani soruda ilk bakışta çözeceğin diye bir kural yok ki. Peki başka ne yapabilirim?
şu açının ben 60 olduğunu biliyorum. Şu üçgende kenarlar da var, 60 da var ve ben dik üçgenden bayağı bir soru da çözdük seninle. O zaman dur, şuradan dik atarsam eğer 90-60-30 üçgeni derim. Şu üçgene bakarsam 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü onun yarısı 4. 60'ın gördüğü 4√3 olur. Ve şu üçgene geçtim şimdi. Şurada ne diyeyim? Şurada Pisagor yapabilirim. Hatta o Pisagor'u da gel şöyle göstereyim. Şurada Pisagor yapacağım. Hatta daha iyi görmen için senin için. Şurası 4√3. Burası 2√3. Burası n. Şu dik üçgen var orada. Hadi Pisagor the night. Oho la 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 la. Hemen Pisagor. Buradan eşittir. 2√3'ün nesi? Kalesi. N kare artı 48 eşittir 52. Karşıya attım. N kare eşittir 4'ten. N kaç geldi? 2. O zaman şurası kaç geldi? 2. O zaman şu uzunluk 6 oldu. EC ile EB'miz eşit değil mi? Evet, soruda vermiş. 6 ise burada 6 geldi. Bir kenarı 12 oldu. O zaman burada 12 oldu. O zaman cevabımız E seçeneği olmuş oldu. Görüyor muyuz? Devam. Yani bazen çekindiğimiz geometriden çözerken keyif bile alacağız ya. Bazen böyle oh biraz geometri çözeyim de dinleneyim. Azıcık dinleneyim, birazdan diğer dersime geçelim mi yapacağız. O derece olacağız. Devam. Çevresi 24 ve bu bir eşkenar üçgen. 3'e böl 8. 8. Hop! 8 üçkenarı da eşit çünkü. Peki. Yararım, yararım, ortadan yararım. Dik inerse eşkenarda iki özellik varsa tabanı 2'ye de böler. 4, 4. Harika gidiyoruz. Peki o zaman burası 4. Sonra ne yapmış? Soruyu bir okuyalım. Kolinin parçalarından biri saat yönünün tersinde A köşesi etrafı 30 derece döndürülüyor. Bak, D'miz D üssü bak. Buradaki o, buradaydı normalde, oraya gitti. Bu sabit duruyor. Sağdakini şöyle çevirmiş. O 30'u nereye yazacağım? Burada duranı hop şuraya çekmiş bak. Hop şuraya. O zaman 30 şurası. Süperiz. Peki daha sonra tüm o bildiklerimizi bir yazalım. Şurası kaç kaç böler? Şurası 60, 60, 30, 30 böler. O zaman ben şuraya 30, şu dönünce de açısı değişir mi dönünce? Hayır, değişmez. O zaman şurası da 30. Bir kenarı 8. Burada 8. Burada 8. Süper gidiyoruz. Bana ne sormuş? BC üssünü sormuş. Acaba şu açı ne oldu? Hadi toplayalım. 30, 30, 30. 3 kere 30, 90. O zaman şurası 90 olursa bakar mısın? Bir dik üçgen, hatta ikizkenar dik üçgen ne var burada? A, A, A kökü. B, B, B kökü. 8, 8 hop. 8 kök 2. 8, 8 neymiş? 8 kök 2. Cevap da ne geldi? D seçeneği gelmiş oldu. Devam. Şimdi ABC ile DC eşkenarmış. Hemen 60, 60 affetmem, eşkenarı duyar duymaz 60'ları hemen yazarım. Sonra BC'ye doğrusal olduğu için 180'e tamamlayacak. O zaman şurada kaç geldi? Hop! 60 geldi. Sonra bunun kenarı 8, 8, 8. Bunun kenarı da 4, 4, 4 diye yazdık. Bana AD'yi soruyor. Bak, sana bir spoiler vereyim aramızda. Bir üçgenin 60 derece varsa ve bir kenarı K, diğer kenarı 2K ise bu tesadüf olamaz. Bu kesinlikle, bak dikkat et, K 2K. 90, 30, 60 üçgeni olmak zorundadır. Ve 60'ın gördüğüne geldi? K kök 3 geldi. Hocam niye öyle diyorsunuz? Şöyle düşün bak şimdi. Şöyle düşün. Bak anlayacaksın beni. Hem de çok iyi bak. Şimdi şöyle dursun. Sen bunun diyelim ki şu anda şey olduğunu anlayamadın. Hani 30, 60, 90 oldu. Sen buradan dikinseydin eğer, değil mi? Dikiliyoruz biliyorsun. 90, 30, 60 gelirdi. 90'ın gördüğü 2K ise 30'un gördüğü şuna ne olması lazım? K. Ama bunun tamamı K. Olamaz ki. Olur. Neymiş demek ki? Şura 90'mış. Demek ki ora neymiş? Hemen orayı silelim. Hop. K 2K ve 60 varsa hemen oraya şurası dik iner ve 30-60 K kök 3 olur. O zaman buraya bakınca K 2K ve 60 varsa 30-60-90'dan 30'un gördüğü 4,
60'ın gördüğü 4 kök 3 diyebiliriz. Ama benim şu anda bu anlatım içime sindi mi? Sinmedi. Neden? Hocam ya 2 katı olmasaydı burada? Ya da hocam ben onu sınav anda düşünemeseydim? Hiç sorun yok. Sana bir sürü alternatif çözüm göstereceğim. Her şekilde yapacaksın. Şimdi burayı göremedik diyelim. Süper. Peki ne yapabilirsin burada? Ona bakalım seninle beraber. Bence şöyle yapabilirsin bak. 60 var ya. Sen illaha şöyle 60'ı burada görüp de şöyle dikinmek zorunda değilsin ki. Biz seninle dik üçgende yanları da dik deriniyorduk. Mesela şuradan hop şöyle dikinersin. Olamaz mı? 60'ı kullanmak için. 90 60 kaç geldi? 30. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2. 8'di. Hop şuraya 6 geldi o zaman. Değil mi? 8'di. İkisi burada. 30'un gördüğü 2 ise 60'ın gördüğü 2 kök 3 değil mi? Harika. Hadi gel Pisagor yapalım. X'in karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 12 36 48'den X'iniz kaç gelmiş oldu? 4 kök 3 gelmiş oldu. Süper. Şimdi şurayı bir silelim. Şurayı bir silelim. Bak sen her halükarda çözdüm. Bir öğrencim de dedi ki diyelim. Hocacığım dedi. Bize demiştiniz ki 60 60'ı görürsen affetme. Evet. Uzat. Harikasın. Uzat. Burada 60 olur. Süpersin. Sonra bura 12 ise burada 12 değil mi? 4 geldi eşkenar olduğu için. 12 ise burada da 8 geldi. Buyur burada da çözebilirim. Yandan dikinebilirim. Sonra bir kenarı k, diğer kenarı 2k ve 60 ise burası 30, 60, 90'dan 4 kök 3'tür diyebilirim. Ya da hiçbir şey görmezsen ne demiştik? Kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi trigonometri de önemli olduğu için anlatıyorum. İki kenar ve açısı belli ise bu nasıl bulunuyordu? Gel kosinüs teoremi de öğrenelim. Hadi neydi? Sağdaki ve soldakinin karelerini topluyorduk. 4'ün karesi artı 8'in karesi eksi. Unutma. Sonra iki formülden geliyordu. 4 çarpı 8. Sanki A eksi B'nin karesi gibi. Birincinin karesi, ikinci karesi eksi 2AB. Ama sonunda kosinüs, aradaki açının kosinüsü var. Bu. Bunu bil ki trigoda rahatlarsın AYT'de. Şimdi x kare eşittir. 16 artı 64. Eksi 2, 4, 8. Kos 60 demek 1 bölü 2. Çat, çat. Buradan 80 eksi 32'den kaç geldi? 48. Neyin karesi 48? 4 kök 3'ün. Bu kadar çözüm yaptım. Sen içinden make your choice. Seçimini sen seç ve istediğin şekilde olayı çöz. Devam. Şimdi buraya baktığımda eşkenar üçgen demiş büyüğü. Süper, hemen gösterelim. Alttaki de ikiz kenar ve uzunlukları da vermiş. Okuyorum sırayla. AC şu uzunluk nedir diye sormuş. Kritik olay şu. Sence bu bir ikiz kenarsa, çünkü eşkenar da bir ikiz kenar. Hemen altında bir ikiz kenar daha olursa, taban tabana iki ikiz kenar üçgen olsa, bu ikisinin yüksekliği aynı doğru üzerinde midir? Onu düşünelim. Diyelim ki farklı olsun. Bunun diki şuraya insin, ikiye bölsün değil mi? Dikiner ikiye böler. Güzel. Öbürü de dikinip ikiye bölmek zorunda. Peki o da aynı yere inmek zorunda. Aynı yere inmek zorunda. O da dikinmek zorunda. O zaman burada açı olmaz ki 180'e tamamlaması için. Demek ki onun doğrusal olması lazım. Demek ki iki tane ikizkenar üçgen taban tabanaysa, bak eşkenarda bir ikizkenar, bu da ikizkenar, bu da ikizkenar. Demek ki şu uzunluk ikisi içinde nasıl uzunluktur ikisi içinde? İkisi içinde ortak yüksekliktir. İkisi içinde ortak yüksekliktir. Ve dikiner. Tabanı da ikiye böler. Yukarıyı nasıl böler? Açı ortay. Eşkenar üçgenin açısı 60 derece olduğu için burası da 30, burası da 30 geldi. Şimdi burada ne yapılabilir? Burada şöyle yaparsak çok uzar. 30'un gördüğü A ise, bu 30-60-90 üçgen oldu ya şurası 30-60-90. 60'ın gördüğü A kök 3 desem, sonra 6 çıkarsak, A kök 3 eksi 6 desem, şurada Pisagor'a gitsem. Çok uzar. Başka ne yapabilirim? Dur. Şurayı sildim. Başka ne yapabilirim? Bak. Dikkatlice bak. 30 var, 6 var ve şurası 2 kök 21. Neden şu 36'yı kullanamıyorum? Şu tarafa dikinsem. Dik bak şu. Bunun devamı değil. Şöyle dikinsem. 90, 30, 60 olur. 90'ın gördüğü 6 ise hocam o diki ben nasıl düşüneceğim? Çok haklısın işte. Yakar. Çözdükçe düşüneceğiz, tamam mı? 30'un gördüğü 3, 60'ın gördüğü 3 kök 3. Süper. Şurada ne oldu? Pisagor.
Şuraya n diyeyim. Hadi Pisagor yapalım. 3'ün karesi artı n'in karesi eşittir. Evet. 2 kök 21'in nesi? Karesi. 9 artı n kare 84. Karşıya attım. N kare 75'ten. N'imiz kaç geliyor biliyor musun? 5 kök 3. Bak bak bak. Ne güzel yaptık. O zaman şu uzunluk boydan boya kaç oldu? 8 kök 3. Bu eşkenar üçgen. O zaman bu da 8 kök 3. Burada 8 kök 3. Süper. Bize ne sormuş? X'i. X neresi? AC. Yani şu uzunluk o zaman 8 kök 3 olarak olayı çözdük. Şimdi demek ki 30 var, 6 var, böyle çok farklı yerlerden dikler düşüyor. O yüzden notunu çevirip farklı bakabilirsin. Sen dönebilirsin. Masayı çevirebilirsin. Odada sen tur atıp oda sabit dursun. Yani bir şekilde olaya farklı gözle bakmalısın. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Artık oh 60, 60. 15 çıkarsa buraya da 45 geldi. Süper. Sonra bana DB'yi sormuş. Kritik olay şimdi. Bu 60. Seviyorum. 45. Seviyorum. 105 ise buraya kaç geldi? 75. Bunu sevmiyorum. Benim sevdiğim açılar 60, 30, 45'ler. Bundan kaçmaya çalışacağız. Peki o zaman burada sence böyle bak şu üçgen için yapıyoruz. Şu üçgende sence buradan dikinmek 60'ı mı bölmek mantıklı? 45'i bölmek mi? 75'i bölmek mi? Tabii ki 75. Ondan kurtulalım. Hadi o zaman onu boleyn. Dikindim. 90-60 30 üçgeni. 90-45 45 üçgeni. Önce şu üçgene baktım. Hadi farklı renkler kullanalım. Şu üçgene bakarsam eğer 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2. 60'ın gördüğüne geldiği 2 kök 3. Peki bu ikizkenar dik üçgen. İkizkenarsa kenarları ne oluyor? Eşit dik kenarları. 2 kök 3 geldi. Bir kenara ne geldi? 2 artı 2 kök 3. O zaman burada ne olacak? 2 artı 2 kök 3. Bize ne sormuş? X'i. Ne yapayım? Tamamından 4'ü çıkarayım. Yani 2 artı 2 kök 3'ten 4'ü çıkarmalıyım. Hadi çıkaralım. 2 kök 3 kalsın. 2'den 4 çıkarsa da eksi 2 geldi. İşte x'imiz budur. Ve cevap D seçeneği olmuş olur. Şimdi tekrar baktığımda eşkenar demiş. 60, 60 hatta şununla yazalım. Şuraya ne dedik? 60 daha iyi gözükür. Şurası 60. Süper. Yukarı yazacağım da hani orada karışmasın diye yazmadım. Şimdi burada ne yapsam? Diyelim ki o an yukarıdan indin. İndin. Şimdi indin. Güzel. Peki ne yapar tabanı? İkiye böler. Çünkü eşkenarda dikindim. İki özellik var. İkizkenarda olduğu gibi. O da bir ikizkenar. Peki o zaman şuraya A desem. Bak şimdi. Şurası 30 geldi. 30'un gördüğü A artı 4 ise 60'ın gördüğü A artı 4 kök 3. Şurada Pisagor. Oraya giden geri dönmedi. Dönen de böyle yarım yamalak yaptı. O zaman bunu düşünmeyeyim. Ben bundan vazgeçtim. Vazgeçtim. Şurada 60'ım duruyordu. Peki ne yapayım? 60'ın olduğu ve sayıların çok olduğu üçgenlere odaklanayım. Öyle bir soru çözdük. Yakar ama şimdi biz onu yakacağız. Öğrendik. Şöyle bakarsam 64 ve kök 61. Burada bir diklik inebilir miyim? Mesela buradan şuraya doğru dikinsem 90-60 ise şura kaç gelir? 30. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü yarısı 2. 60'ın gördüğü 2 3 olmaz mı? Olur. Ahında burada bir Pisagor denied. Hadi yapalım. N'in karesi artı çünkü n şuraya kadardı. 2 kök 3'ün kalesi eşittir. Kök 60'ın nesi? Kalesi. N kare artı 12 eşittir 61'den. Karşıya atarsam n kare 49. N kaç geldi? 7. O zaman buna kaç geldi? 7. Peki 7 artı 2 bir kenarım kaç oldu? 9. Burada kaç oldu? 9. Burada kaç oldu? 9. Ama burada 4 ise buraya kaç gelecektir? 5. O zaman cevabım
A seçeneği oldu. Hocam bunu nasıl akla getireceğim? Bak böyle soru bir iki tane çözdüm. Demek ki oradaki açılara odaklan, yana dikin, sil, buraya dikin, sil ve olayı çöz. Adım adım ya, daha yeni görüyoruz. Bundan bir soru bankamı çözdüğümü düşün, çözdüğünü düşün. Üzerine denemeler yaptığını, soru çözdüğünü, sınava kadar böyle 2-3 tekrar ettiğini yaptığını düşün. Çok rahat yapacaksın, inan bana. Öyle bir görüşte hemen karar verme. İşte zor gelir, ben bunu yapamam. Dur bir dakika, asıl şimdi sabredeceğiz, uğraşacağız, mücadeleceğiz. Daha uzun bir sürecimiz var seninle, hadi bakalım. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Hemen 60'ları yazayım. 60. 60. Süper. Şimdi orayı bir yazmayalım. Bir dursun orası. DE ile BC K'da kesişiyor. 4 3 vermiş EB'yi. EB uzunluğu 4 3. Dursun. Süper. AB uzunluğu nedir diye sormuş. AB yani X'i sormuş. Şimdi bakalım. Öncelikle eşkenarda 2'ye bölme söz konusu. 2'ye bölme eşkenarda. O zaman bir dakika, ben şuradan şöyle gelirsem eğer, eşkenardan tabanı ikiye bölüyorsam, iki özellik varsa bu aynı zamanda dikiner, aynı zamanda 30-30 paylaşır değil mi? Açı ortay olur. Süper. Bir diğer 30'u bilerek yazmadım. Peki şu açı nedir? 75 ve 90 tam için burası 15 geldi. Süper. Şimdi şu üçgene bakar mısın, şu üçgene? 15'te neyi eklersem 30'u verir? İki iç açı kendisine konuşan dışa çeviriyordu toplamları. O zaman şurası 15 olacak. Bak ikiz kenar geldi. 4 3 ise burası 4 3 oldu. Hocam ben o iki iç açının toplamının dış açı olduğunu orada kullanamam diyorsan. Sıkıntı yok. Şöyle yaparsın. Şimdi 75 60 daha 135. Şurayı bul. 45. Arkaya geç. Kaç geldi? 45. Süper. Peki o zaman şimdi ben şuradaki 15'i bulamıyordum değil mi? Şurası 120 zaten. Çünkü eşkenarın dış açısı. 165 ise çat 15. Bak bu 15'i buradan da gelip bulabilirdin. Ve bulunca ne derdin? Hocam ikiz kenar geldi. Taban açıları eşit. 4 3 ise 4 3. Ve şu üçgene bakar mısın? 60'ın gördüğü 4 3 ise 30'un gördüğü 4. 90'ın gördüğü kaç gelecek? 8. 30'un gördüğü 90'ın gördüğü 8. Ve bize onu sormuş. Cevap 8 gelecektir. Bak benim notlarımda kolay soruda var. Orta da var. Bak önce böyle dedim ya daha önce de. Böyle kolay. Denize girdik. Bir anda zorluyoruz. Sonra tekrar kolaylaşıyor. Böyle öğreneceğiz. Çünkü benim hedefim burada. İşte 3-5 yapsın yeter değil. Fullemek. Fulleyebildiğimiz kadar, yani herkesin yapabileceği kadar zorlamak. Sen de kendi yapabileceğin kadarları algılayarak, anlayarak, üzerine düşerek, yapmaya çalışarak en üst seviyeni seni notlarına çıkaracağım. Şimdi kural 2. ABC eşkenar üçgen. Süper. Eşkenar üçgen. Şimdi alan formülü dikenerek sen bulabilirsin. Alan taban çarpı yüksek bölü 2'den bulabilirsin. Ama şu formül bize çok kolaylık sağlıyor. Neymiş? A kare kök 3 bölü 4. Hatta bir formülü en güzel öğrenme yöntemi değer vererek denemek. Mesela bir kenarı 2 olan eşkenar üçgen alanı nedir? Koy 2'yi oraya. 2'nin karesi kök 3 bölü 4. 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Kaç geldi? Kök 3 geldi. Hadi A bu sefer 4 olsun. 4 olursa 16 kök 3 bölü 4. 4 kök 3. A 6 olsun. Söyle 6 olsun. 36 kök 3 bölü 4. 9 kök 3. A kare kök 3 bölü 4. İşte bu. Şöyle 3-4 tane çözsen akılda kalıyor. Hocam ya 4'e bölünmeyense ne korktum Allah'ım. Diyelim ki 1 olsun. 1 kök 3 bölü 4. O zaman cevap kök 3 bölü 4 olacak. Bölünmemiş olacak. Sıkıntı yok ki. Rahat ol. Peki şimdi gelelim buraya. Bir eşkenar üçgende. Biz ne öğrenmiştik geçen dersimizde? İkizkenar üçgende. İkizkenar üçgende. Tabandan kenara inen şu eşitkenarın iki dikin toplamı neydi? Bir diki veriyordu. Eşitkenara inen diki veriyordu. Bu da bunun eşkenar üçgen versiyonu. İçinde bir nokta var. Üç kenara dikiniyorsa bu üç dikin toplamı, o üç tane dikin toplamı dışta verir. Dışta verir, dışta verir. Çünkü tüm yükseklikler aynı. O yüzden 3 dikin toplamı dikler diki verir. Dikler diki verir. Hangi diki fark etmez. Dikler diki verir. Sonra ikizkenarda da vardı. Paralellerin toplamı bir kenarı. Hangi kenarı? İkizkenarın eşit kenarıydı. Buraya bakıyorum. Eşkenarda da 3 paralelin toplamı, kenarlara paralellerin toplamı bize bir kenarı verir. Yani K artı T artı R. Hangi kenarı? F
fark etmez ki. Eşkenar üçgenin bütün kenarları eşit. AB de olur, AC de olur, BC de olur. Hadi soru üzerinde pekiştirelim. 3 tane dikinmiş. 3 dikin toplamı neye veriyor? 1 dik. Oranın içine yapmamak için dışarıda yapmak istiyorum. 3 kök 3. Topla bak. 3 kök 3. Kök 3, kök 3. Toplam ne yaptı? 5 kök 3, 1 dik 5. Şimdi burayı ineceğim, o diki de karışır diye şurada göstereceğim. Ha böyle niye yapıyorum ki? Bu da olur. Eşkenarın bütün yüksekleri eşit. 5 kök 3. 60'ın gördüğü 5 kök 3 ise 30'un gördüğü ne olur? 5. 90'ın gördüğü 10 geldi. 10 geldi. Burası da komple 10 geldi. Bunun alanı nedir demiş. Alan demek a kare kök 3 bölü 4'ten 25 kök 3. Hocam ben şöyle yapsam, yükseklik belli, taban belli. Nasıl bulunur? Yükseklik çarpı taban bölü 2'den yine cevap 25 kök 3 bölü bulunur. Peki burada gösterseydim şöyle inecektim güzel bir şekilde. Hatta dur rengi biraz koyulaşalım. Şöyle inecektim şuradan şöyle, harika. 3, 1, 1 daha ne yaptı? 5 kök 3. 60'ın gördüğü 5 kök 3 ise 30'un gördüğü 5, 90'ın gördüğü 10. Alan daha kare kök 3 bölü 4'ler olayı çözer. Ama burası karışmasın diye ben ayrı bir eşkenar çizdim. Sen de böyle küçük bir eşkenar çizerek daha rahat yapabilirsin. Anlayacağız bak. Normalde o soruyla çözüp geçebilirdim burayı. Geçmeyeceğim. Sen kavrayana kadar bak. Şimdi bu sefer bir dik var. Bak 3 dike ihtiyacım var. Bir diktir, 2 diktir. Aa, o dik değil. Bir diktir, 2 diktir. Aa, o dik değil. O zaman keşke ne olsaydı, o bir dik olsaydı. E biz yapamaz mıyız? Yaparız. Şurada keşke şöyle bir dik olsaydı diyorum. Çok şey mi istiyorum? Peki. Eşkenar olduğu için burası 60 değil mi? Eşkenar üçgendeyiz çünkü. Bu özellik eşkenar üçgende geçerli. 60 ise paralel olduğu için yöndeşten burada ne geldi orası da? Orası da 60 geldi. 90, 60, 30. Gördün mü bak, küçüktür 30, 60, 90 üçgenci. 90'ın gördüğü 2 ise 30'un gördüğü 1. 60'ın gördüğüne gelir? Kök 3. İşte istediğimi buldum. 1 diktir, 2 diktir, 3 diktir, 13 diktir, bana 1 diktir, diktir. 3 dikin toplamı bir yüksekliği veriyordu. Hadi içine yapmamak için, içini karıştırmamak için ne yapıyordum? Ayrı bir eşkenar çiziyordum. 4 kök 3, 1 kök 3, 1 kök 3 daha ne yapar? 4 kök 3, 1 kök 3, 1 kök 3 daha 6 kök 3. Alırım. Yüksekliğim ne olur? 6 kök 3. 60 ve buraya 30 geldi. 60'ın gördü 6 kök 3 ise 30'un gördü 6, 90'ın gördü 12. Bir kenar 12. Alanı sormuş. Alan demek a kare kök 3 bölü 4 demek. 144 4'e bölersem 36 kök 3 demektir. Cevap E seçeneği. Hocam ben alanı şöyle bulmak istiyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yine aynı sonucu bulacaksın. Devam. Şimdi burada da 3 dikim var. 3 dik neyi veriyordu 3 dik? 1 diki. Hangi diki? Bu diki de verir, bu diki de verir, bu diki de verir. Ama şu 30 dereceyi kullanmam da gerekiyor. Sence hangi diki versin? Bak şu 30'u kullanmam lazım. Şimdi şöyle insem kaldım öyle. Şöyle insem kaldım öyle. Ama şöyle diki insem. 3, 4, 2 daha kaç yaptı şurası? 9 yaptı. Şu üçgene bakar mısın? 90, 30 şurası 60 geldi. 30'un gördüğü 9 ise 90'ın gördüğü 18. Bitti. Aslında şu çektiğim şey bunun tam ortasına inerdi. Hani karışmasın diye şöyle geçici çizdim. Dikindim. 3 dik, 1 diki verdi. 3, 4, 2 daha 9. 30, 60, 90. O yüzden bu dik inmek bana fayda sağladığı için onu uyguladım. Tamamdır. Cevap da 18'dir. Şimdi Murat Bey bak hikayeleşiyor artık. ABC biçimindeki bahçenin GD, GE ve GF boyunca yollar yaparak bahçeyi 3 farklı bölgeye ayırıyor. GF paraleldir. GF paraleldir neymiş? AB'ye. GE paraleldir FC'ye. Çok güzel. AC'ye aynı şey. Peki şimdi GD'yi yazalım. GD şurayı kaç vermiş GD'yi? 2 kök 3 vermiş şurayı. GE'yi 2 vermiş ve GF'yi de yine 2 vermiş. Şimdi bu eşkenar üçgen değiliz. Ne biliyoruz? Dikler diki. 3 dik 1 diki. Şimdi burada ne var? 1 paralel, 2 paralel, 3. de paralel olsaydı kenara 3 paralelin toplamı 1
kenarı verirdi. Neyin kenarı? Eşkenarın kenarı. Peki o zaman üçüncü kenarı seninle beraber bulalım güzelce. Şimdi bu kenara paralel var. Bu kenara paralel var. Bu kenara paralel yok. Onu da ben çizdim. Eşkenar da bura 60'sa yöndeşten bu 60 buraya gelir mi? Gelir. 90 60'sa bura kaç geldi? 30. 60'ın gördüğü 2 köküsse 30'un gördüğü 2, 90'ın gördüğü 4. Şimdi ne oldu? 1 paralel, 2 paralel, 3 paralel kenarlara. 3 paralelin toplamı bir noktadan eşkenarda ne veriyordu toplamı? Bir kenarı. Hadi 4 artı 2 artı 2'den 8. Bir kenarım kaç geldi? 8. 8, 8. Ne sormuş? Alanı. Alanı bulacağız. Alan neydi? A kare kök 3 bölü 4'ten 16 kök 3. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Şimdi buraya baktığımda ABC ikizkenar dik üçgen demiş bak. İkizkenar diküçgen yani şu açılar kaç oluyor? Hemen şöyle güzelce yazalım. Kaç oluyor? 45 hop ikizkenar dik üçgen çünkü 90 45 45 gelir. Çok güzel. Sonra DBC ile eşkenar üçgen. DBC şu. 60 60 buraya da 15 geldi. 60 ise şurası 30 geldi mi? Geldi. Şimdi burada 60, 45, 105 ise şura 75, bura 105, bura 75, bura 105 döner 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 döner. Bu soruda bir türlü çözüme geçemeyiz. Nedeni eşitlikleri göstermeyi unutuyoruz. Nasıl yani? Şimdi ikizkenar dik üçgenin kenarları eşit. İki dik kenarı. Eşkenarın tüm kenarı işte bunları gösterelim. Mesela ikizkenar dik üçgende bu kenar ile bu kenar neydi? Eşitti. Bu aynı zamanda eşkenar üçgenin kenarı. E onun da kenarları eşit. O zaman burası da eşit. Burası da eşit. Bak izle. Eşit. 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 Oo shit. Burada ikizkenar geldi dostum. Kahretsin diyorum altyazıyla filmlerde. Peki o zaman bu ikizkenarın tepesi kaç? 30. 30 ise tabanlara kaç gelecek? 75, 75. 30, 180'den çıkan 150. 70, 75. Buraya kaç geldi? 30. Sonra şu üçgenciye baktım. 30 artı 75, 105. O zaman şuraya kaç geldi? 75. İkiz kenar üçgen oldu. 4 ise burada kaç geldi? 4. Şimdi ben bu kadar uğraşıyorum. Şöyle yorum yapanlar oluyor. Hocam zaten bakınca tek bir sayı var. Tek sayı varsa cevap odur. Ha bu kadar kolay hemen çat. Her zaman tutmaz. Mantığını öğrenmemiz lazım. Ne öyle aynısı? Belki orada kökü olacak. 45'in karşısında sor. Farklı şeyler de sorabilir. Tamam. Alanı sorardı. Farklı şeyler sorardı. O yüzden bu şekilde yaptık. Güzel. Neye dikkat ettik? Eşit, 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 eşit. Şunun da eşit olduğunu görmeyi. Şunu görünce olayı bitirdik zaten. Çat, 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 çat. Go! Şimdi bak ÖSYM'de benzeri geldi. Süper soru. Bir öğrenci pembe, sarı, mavi renkli eşkenar üçgen içinde 3 kağıt parçasını birer kenara aynı doğru üzerinde olacak ve yan yana her iki kağıt parçasından birinin bir kısmı görünmeyecek biçimde defterin şekli gibi yapıştırıyor. Çat çat çat. Oluşan bu şekildeki bazı uzunluklar birim türünden aşağıda verilmiştir. Buna göre oluşan bu şekilde görünen sarı renkli bölgenin alanının pembe renkli bölgenin alanına oranı kaçtır? Şimdi görünen kısımları pembenin sarıya sormuş değil mi? Tekrar bakalım. Yok sarının pembeye. Bu alanın bu alan oranı sormuş. Şimdi adım adım. Sanki bu eşkenarlar yarım kalmış değil mi üst üste geldikleri için? O zaman onları önce bir tamamlayalım beraber. Hadi bakalım. Şunu devam ettireyim şöyle. Süper devam ettireyim. Peki şurası kaç? Şurası hemen oraya yazalım. Şurası şöyle 60 derece eşkenar olduğu için. Devam edersen burada kaç geldi? 60. Peki o zaman şu da bir eşkenardı. O zaman burası da 60. Hop burada 60. Mesela şunu devam ettirseydim. Şunu devam ettirseydim şöyle. Burası 60 ise burada 60. E bu eşkenardı burada nedir 60? Yani ne olmuş oldu? Şunlar da kendi çaplarında eşkenar üçgencikler oldu. Peki bura 3 ise bura kaç gelir? 3. Burada 3 geldi. 2 ise burada 2, burada kaç geldi? 2 geldi. Süper. Peki şurası 8 ise bu da 8 olmayacak mı şuradan? Kaç geldi buraya? 5. Şunda kenarı 4 olunca buraya da kaç geldi? 2 geldi. Süper gidiyoruz. 5, 3 daha 8, 2 daha 10, 2 daha 12 ama tamam 13 olması lazım. Demek ki buraya 1 geldi. Böylelikle sarının bir kenarı kaç oldu? 3, 4, 2 daha 6 oldu. 6 yani şuraya 3 yazabilirim. Bak 6. Bununki 8,
Bununki 6, bununki de 4. Şimdi adım adım orayı bir tekrarlayayım. Uzatınca buralarda eşkenar üçgencikler çıktı. 3 ise burası 3, 2 ise burayı 2. Topladım. 13 olması için buraya 1 kaldı. O zaman şurası 6 geldi bir kenara, buraya da 3 kaldı. Şimdi ne demişti bize? Sarı bölgenin pembe bölgeye oranı. Şimdi sarı bölge şu eşkenar üçgenin alanı neydi? 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Eksi sarı bölge, şunu çıkarmam lazım. 2'nin karesi kök 3 bölü 4. İşte neyi bulduk? Sarıyı. Şimdi pembeyi söyle. Büyük alan eşkenar 8'in karesi kök 3 bölü 4 eksi şunu çıkarmam lazım ki orayı bulayım. O da 3'ün karesi kök 3 bölü 4 süper. Şimdi 36'yı 4'e böldüm 9 kök 3 eksi 4 bölü 4'ten burada kök 3 geldi. Süper. Aşağı geliyorum 64 şimdi 9'u 4'e bölemeyeceğim için bunu bölmeyeyim sadeleştirmeyeyim. 64'ten 9 çıkarsa kaç gelir? 55 kök 3 bölü 4 gelir. Süper. Devam edelim. Yukarısı ne oldu yukarısı? 8 kök 3. Harika. Aşağısı 55 kök 3 bölü 4. Kök 3'ler gitti. Şimdi burası 55. Bu 4 takla atıp yukarı çarpı olarak gelmez mi? 4 kere 8. Şuraya devam ediyorum. 32 bölü 55. Demek ki cevabım A seçeneği oldu. Burada kafan karıştı. Bildiğin matematik yaptık. Kritik olan neydi? Kenarı bulmak. Bu alandan bunu çıkardık. Bu alandan bunu çıkardık ve olayı çözdük. O yüzden şu A kare kök 3 bölü 4'ü bil ki rahatlık sağlar. Yoksa sıra sıra hepsinin yüksekliğini inip mi yapacaksın? Yapma. Dolayısıyla bak ÖSYM'de yakın zamanlarda gelen bir sorunun benzeriydi ve olayı çözdük. Bu kadar işte. Devam. Şimdi gelelim buraya. Bir DEF eşkenar üçgenin kenarları şekilde gibi içinde uzatılarak ABC üçgeni elde ediliyor. Bak bu zaten bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Uzatmış, uzatmış, uzatmış. Güzel. Ve büyük üçgeni elde etmiş. Bana ne diyor? Küçüğünün çevresinin büyüğünün çevresine oranı nedir? Hatta evet onu soruyor. Kritik olay. Şimdi 60'ın yanı 120. Az bakar mısın? Şu kenara dur. M desem. Bak çok iyi izle. M 120 2M'nin gördüğüyle. Şurada 120. M 2M 120'nin gördüğü. Kos teorem yapsan aynı sonuç gelir. M 120 2M. Aslında bunlar eş üçgenler oluyor. Gördükleri hep aynı olmak zorundadır. Yani büyüğü de ne olmak zorunda? Bir eşkenar üçgen oldu. Şimdi büyüğünün kenarına geçmem gerekiyor. Nasıl geçebilirim? Bak izle. Şöyle geçeyim. Şu vurgulayıcıyla biraz kalın yapalım. Şurada 120 ve ikizkenar olduğu için şöyle çekmek istedim. Çektiğimde ne oldu? Hadi bakalım. Şunu şuradan şöyle çektiğimde 120'de şurası 30, 30 olacağı için 30, 30, 120'nin bir özelliği vardı. M, M, M kök 3. Değil mi? M, M, M kök 3. Harika. 60 artı 30. Şura ne oldu? Hop! 90 oldu. Şurası zaten MM değil miydi? Şurada kaç M oldu komple? 2M. Bak şurası. Şimdi şu üçgene bakar mısın şu üçgene? 2M. M kök 3 X. Hadi yapalım. X'in karesi eşittir. Pisagor. M kök 3'ün karesi artı 2M'nin karesi. X kare eşittir 3. M kare artı 4M kareden süper gidiyoruz. X kare 7M kareden X'imiz M kök 7 geldi. Yani büyüğünün bir kenarı M kök 7 geldi. Burada M kök 7. Burada M kök 7. Bana ne diyordu? Büyüğünün çevresinin yani 3M kök 7'nin küçüğünün çevresine yani 3M oranı sorunca cevap kaç gelmiş oldu? Kök 7 gelmiş oldu. Biraz karışıktı. O yüzden şu bölümü bir kez daha seri bir şekilde sana anlatmak istiyorum. Çünkü kolay bir soru değil bu da gördüğümüz gibi. Şöyle yaptım. Bak şöyle yaptım. Burası 120 idi. Şuradan çekersen bura kaç geldi? 120. Çünkü 60'ın yanı ya. Eşkenar üçgen bu. Buraya da 30 geldi. Peki şuraya MM desem. Şurası ne geldi? M kök 3. Bu eşkense burada 60 olunca şurası 90 olmadı mı? Oldu. Burada M, burada M. Toplam şurası kaç M geldi? 2M. 2M. M kök 3 Pisagor'u yaptım ve M kök 7 geldi. Dikkat et bak burada ne var? 2M M 120, 2M M 120, 2M M 120. Yani 3 kenarı da zaten eşitti büyüğünün. O zaman M kök 7, M kök 7, M kök 7'den çevresi 3M kök 7, küçüğü de 3M geldi. Soruyu çözdük. Ama şunu da söyleyeyim, bunu uzatmadan söyleyeceğim.
Şurayı siliyorum. Tamam, olayı artık kavradık, inanıyorum. Sen tekrardan bakarak da olayı kavrayabilirsin zaten. Şunu söyleyeceğim. Şura M, şura M, şura M. 60'sa buraya 120'ye bak. M, M. Şurası 2M. Hop, 2M. Aradaki açı 120 ise ben şunu bulmaya çalışıyorum. Ne geldi aklına? Ne geldi söyle. İki kenardaki açı belli. Cos teoremi bak. Cos teoremi geometrinin bug'ıdır, bug'ı. Yani hiç ummadığın yerde sana çözümü yapar. Burada cos yaparak x'i m kök 7 batı doğuda ödev senin olsun. Cos 120'nin de cos 60'ın eksilesi olduğunu unutma. X'i 1 bölü 2'dir. Tamam. Devam. Şimdi ABC bir eşkenar üçgen. Şu 3'e eşit. FC'ye k dersem BF'miz 2 kaymış. Hadi yazalım. FC'ye k dersem BF'miz 2 kaymış. E bu da k. E bu k. Soru da vermiş. 3k eşkenar dedim. Bu da 3k'dan 2k geldi. Bu da 3k'dan kaç geldi? 2K geldi. Süper. Şimdi açılar kaçar dereceydi? Açılar kaçar dereceydi? 60, 60, 60. Hop 60. Hop 60. Hop 60. Ben sana bu dert bir şey söyledim. 60 derecenin kenarları K'ya 2K ise evet harikasın işte bu ya. O neydi? 30, 60, 90 üçgeni olmak zorundaydı. Ve 60'ın gördüğü K kök 3 olmak zorundaydı. Neden hocam? Bak sen öğrenene kadar tekrarlayacağım. Çünkü sen diyelim ki burada dikiş şuraya indiğini varsayalım. Şuraya indin. 90, 30, 60'da 90'ın gördüğü 2 kaysa 30'un gördüğü K yazamazsın. K burası çünkü. O 90 mecburen burada olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla buradan hop ne olmuş oldu şuradan? Şurası K kök 3 geldi. K 2K 60. O da 30-60-90 üçgeninden K kök 3 geldi. Yine K 2K 60. 30-60-90 üçgeninden K kök 3 geldi. Bize ne demiş burada? DF üçgenin birim kenarları uzunluğuna oranı kaçtır? ABC eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu. ABC'nin bir kenar uzunluğu 3K. Güzel bölü. DF üçgenin bir kenarın uzunluğuna oranı. K kök 3 oranı. Bu kadar. K'lar gitti. Bunu eşekle çarpalım. 3 kök 3 bölü 3'ten çat çat kaç geldi cevabım? Kök 3 gelmiş oldu. Hatta burada oran 30-60-90 olduğunu hatırlayamazsan kenarları belli. Kosinüs teoremi uygulayarak da bunu bulabilirsin. Değil mi? Kos teoremi. Bunun karesi artı bunun karesi eksi 2 çarpı bu çarpı bu çarpı kos 60. 1 bölü 2 yaz bak aynı sonucu bulacaksın. Hocam burası K2K değildi. 2K 5K olsaydı. Tamam. O zaman da şuradan dikinerdin. 90'ın gördüğü buysa 30'un gördüğü bu derdin. Buraya geçen buraya geçen yine Pisagor'la bulurdun. Ya da cos teoremi yapardın. Çözüm çok. Umarım güzelce anlıyorsun. Devam. Şimdi buraya baktığında bak çok güzel bir soru. Zor bir soru bu. Şurası M. Şurası M diyelim. Güzel. Şimdi bu eşkenar üçgenmiş ABC. 60-60'ları yazdım. Orada karışmasın yazdık. Bakıyorum. Ne yapabilirim? 60'ı nerede kullanabilirim? Şöyle inceliyorum inceliyorum. Bir saniye ne yapsam? Şimdi şu 60'ı kullanabilirim. Neden? Şuradan şöyle inersem eğer 90-60 sabırı 30 gelir. En azından bir uzunluklar götürebilirim. Ne diyelim? 30'un gördüğü bak ne diyelim doğru ne diyelim? 90'ın gördüğü kaç ne olur? 2 ne olur? Şimdi ne işime yarayacak? Burası ne oldu eşkenar üçgenin bir kenarı? M artı 2 ne? Bu da M artı 2 ne değil mi? Evet. O zaman M artı 2 ne ise şuraya ne geldi? M artı ne? Tekrarlıyorum. Burası M artı 2 ne? Eşkenardan burada ne olacak? M artı 2 ne? E bura ne ise buraya ne kalması lazım? M artı ne kalması lazım? Şimdi bomba yer geliyor. Görebildiğimi merak ediyorum. Bak gösteriyorum. Dikinmiş. Dikinmiş. Burada M artı ne? Burada M artı ne? Dikinip tabanı 2'ye bölüyorsa, 2 tane özellik varsa, diğerleri de vardı. Ne vardı? Dik tabanı 2'ye bölüyorsa açı ortayda olur ve ikiz kenar üçgen olur dedik. Olayı çözdük. Dolayısıyla cevap A. Hocam zaten tek bir sayı vardı. Yapma öyle, lütfen öyle yapma. Şimdi bak tekrarlıyorum. Çat, dikindim. 30'un gördüğü neyse 90'ın gördüğü 2 ne dedim. M artı 2 neyse M artı 2 neden buraya M artı neye kaldı. Bu da M artı ne. Dikinip 2'ye bölünce ikiz kenar geldi. Bu biraz ÖSYM düzeyinin biraz üstündedir. Ve ya zaten yakar demiş. Bak çok şey. Veya denizdeyken bu böyle. Böyle. Soru inecek ama soru seviyemiz. Şimdi tabii biraz sonlara geldiği için yakmalara devam ediyoruz. 60-60'ı görürsem bak daha soruyu okumadan şuraya 60'ı yaz ya yaz. Çünkü eşkenarı hissettirdi bana. Süper. Peki soruda CD 6 demiş. Şurası 6.
Ya 60 60 60. Burada nedir? 6. Burada nedir? 6. 6 ise şuraya kaç geldi? 4 geldi. Süper gidiyoruz. Şimdi burada şurası 120. Sen istersen şurada kos teoremi uygulayarak şu uzunluğu bulup 6 ile toplayabilirsin. Zordur. Ben kosu tercih etmemeye çalışıyorum. İzle. Şuradan şöyle dikinersem eğer 90 60 30 üçgeni oluşur. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü ne olacak şurası? 2. Şimdi şura 6 değil miydi? 6'ydı. O zaman 6'dan 2'yi çıkarırsam buraya kaç geldi? 4 geldi. Süper. Şurası 4 oldu. Peki şimdi kritik olay. 60'ın gördüğü 2 kök 3 değil mi burada? 30'un gördüğü 2 ise evet. Şimdi şuraya bakar mısın şu üçgene? Şu üçgene bakar mısın şu üçgene? 2 kök 7, 2 kök 3 ve şuraya m diyeceğim. Hadi yapalım. M'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi eşittir 2 kök 7'nin karesi. M kare artı 12 eşittir 28'den 16. M kaç geldi? 4. M'de kaç geldi buradan? 4 geldi. Bana bunun tamamını sorduğu için 4 artı 4 cevap 8 olacaktır. Tekrarlıyorum. Önce şurayı uzatıp eşkenarı gördüm. 6 ise 6 olacağı için buraya 4 geldi. Eşkenar olduğu için 60 ise şuradan dikindim. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 kök 3 geldi. Sonra buraya 2 olunca buraya 6 değil miydi eşkenar olduğu için? Buraya 4 geldi. Şurada Pisagor yaptım Pisagor. 28 12'den buraya 16'dan 4 geldi. 4 artı 4 şu uzunluk boydan boya 8 geldi. Zor muydu? Zordu. Devam. Şimdi işte bu soruyla güzelce yavaş yavaş sona gelelim. Burada 40 var, paralellik var. Paralellik çok güzel. Ve eşkenar üçgen bak şimdi. Şurayı çekersem eğer öncelikle bu açı ile bu açı ikizkenar olduğu için eşit midir? Evet. Paralel olduğundan dolayı Z kuralı var mıdır? Vardır. Bak ikizkenardan dolayı eşit. Z'den de bu geldi. Peki bu iki açı eşit. Eşkenar üçgen de orası. Kaç kaç böler? 30 30. Peki soruyorum eşkenar üçgende açı ortay nasıl devam eder? Açı ortay devam ederse ne olur daha doğrusu? Dik olur ve tabanı ikiye böler. Değil mi? Dik ve tabanı ikiye böler. Çünkü iki özellik var. Eşkenarda açı ortay gelmiş. Kaç kere açı ortay? Bir kere gelir. Onda da dik ve ikiye böler. Peki şimdi senden ricam şuraya bakar mısın? Şuraya. Şu üçgene baktığında o da kendi çapında dikinmiş ve ikiye bölmüş değil mi? İki özellik var mı onda dik ve ikiye bölmüş? O zaman o da açı ortay olup o da ikizkenar üçgen olmaz mı? Olur. 40 ise bura kaç geldi? 40. Tamamı 60 olduğu için eşkenardan buraya da 20 gelir. Tekrarlıyorum. Burada Z kuralı vardı. Bu buna eşit. İkizkenardan buraya eşit oldu. Ve burası ne oldu? 30-30 eşkenar olduğu için. Açı orada eşkenarda dikiner, ikiye böler. Bu üçgen içi de dik ikiye bölmüş oldu. O zaman o bir ikizkenar üçgen oldu. 40'ı buraya getirdim ve x'i kaç bulmuş olduk? 20 bulmuş olduk. Evet. Şimdi şöyle. Ben konuyu bitirdikten sonra sonlara doğru birazcık zorlayayım. Seviyeyi yükselteyim dediğim için biraz zorladım. Kabul ediyorum. Yani sırf şuradaki 2-3 soruya bakarak ben bu konuyu anlayamıyorum falan sakın. Yani bir konuyu anlamak demek en zor soruyu çözmek anlamına gelmiyor. Yani sen olayı kavrasan yetiyor. Mantığını, özellikleri öğrensen güzelce yetiyor. Yorumlayarak olayı halledeceksin. Ve böylelikle eşkenar üçgen konusunu bitirdik. Sen şimdi soru bankası güzelce pekiştir. Güzelce bir tekrar et. Sana güveniyorum. Diğer konularda görüşmek üzere.